Güneş Işığı'yla yeniden karşınızdayız. Ben Yankı İçöz. Bugün konuğum Ayşe Arman. Sevgili Ayşe Arman'la birlikteyiz. Çünkü Ayşe Arman bugün Anatolium'da ve Anatolium'da evlilik festivali devam ediyor ve 10 gün boyunca da sürecek. Kendisi de bugün mutlu evliliğin sırlarını açıklayacak, öyle değil mi? Çok iddialı oldu mutlu evliliğin sırları ama evet, mutlu bir evliyim ben. İnsanlar böyle sorduklarında, hatta böyle İngilizce bir laf var ya, married ama happily married, gerçekten, ama bu bir sır mı bilmiyorum, şimdi çok iddialı bir şey. Fakat Bursa'da olmaktan hep çok mutluyum. Nedense bence Türkiye'nin geneli de Bursa'ya dair böyle bir şey hissediyor. Sizin insanınız bir farklı, bir başka, daha sıcak. Bursa'ya da sık sık geliyorsunuz. Geliyorum. Yani. Hiç boş bırakmıyorsunuz Bursa'yı. Evet. Özellikle de yani Misi benim çok sevdiğim bir yer. Misi'ye çok gelip gittim. İki kere geldim. Bir kere daha şimdi geleceğim. Orası biraz da Turizm Bakanlığı'nın bir projesi vardı. UNDP ile galiba Nilüfer Belediyesi'nin de desteklediği bir yer değil mi? Sizin, evet, belediyeye bağlı zaten. Evet. Oradaki kadınlar müthişti. Çünkü kadınlar dünyanın her yerinde müthiş aslında. Kadınları ben hep yapıcı buluyorum. Hep başka bir güçleri var. Türkiye'yi de kadınların ve gençlerin kurtaracağına inanıyorum. Misi'deki kadınlar da ipek böcekçiliğini canlandırmışlardı. Bir de böyle konuk evi ya da böyle bir evleri vardı. Koza evi. Koza evi, evet. Bayıldım oraya. Hem yöresel yemekler hem kendi ürettikleri. O yüzden çok etkilendim. Başka seferlerde de geldim. Bursa'yı seviyorum. Bursa güzel bir şehir. Mutlu da bir şehir. Evlilikte de mutluyuz. Valla mı? Evet, mutluyuz. Yaşa, böyle oranlar var mı? Boşanma oranları falan nasıl Bursa'da? Mutlaka istatistikleri var. Tam olarak bilmiyorum ama boşanma oranları yavaş yavaş artıyor ama hala mutlu bir kentiz. Onu söylemek de mümkün. Siz evli misiniz? Evliyim. Daha bir senelik evliyim. Peki ben sorayım. Senin için mutlu evliliğin sırrı ne? Benim için mutlu evliliğin sırrı gerçekten saygı, sevgi, birlikte yemek yapmak, marul almaya bile birlikte gitmek. Ne güzel. Oturup sarılıp televizyon izlemek. Çok içkinizi güzel. Yudumlamak. Harika. Yani... Bak işi böyle çeviririm. Röportajcı soru. Düştük. Evli düştük. Çocuk var mı? Çocuk yok daha. Ha, daha yenisin. Daha yeniyiz. 6 aylık evliyiz. Ay, ne güzel. Hatta eşim de şu an dışarıda bizi bekliyor. Çok güzel. Ömür boyu sonra... mutluluklar diliyorum arkadaşa. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi şunu sorayım size. Mutlu evliliğin sırlarından zaten bahsedeceksiniz, hı-hı, az sonra ama benim merak ettiğim ilk tanışma evresi. Şimdi insanlar ilk tanışıyor, kör kütük aşık oluyorlar ve birbirlerinin olumsuz yanlarını pek görmüyorlar. Hı hı. Onu görene kadar da iş işten geçmiş oluyorlar. Bazen evleniyorlar. Evlendikten birkaç ay sonra, birkaç sene sonra görebiliyorlar bunları. İnsanlar nasıl, neler yapmalı ki, ne yapmalı ki onun farkına önceden varıp bu kişi bana uygun ya da değil demeli. İnsanlar belki de muhtemelen ilk sırrı buradan koklaşa geçiyor. Anlaşıyorlar. Hı hı. Birbirini tanıya tanıya. Ben aslında evlenmeyebilirdim. Ben aşık olduğum bir adamla birlikteyim. Benim için illa evlilik şart değil ama iyi ki evlendik. Çünkü Dubai'de yaşıyorduk. Dubai şeriatla yönetildiği için evlenmen gerekiyordu. Ama yani benim için bütün o demin saydığın şeyler esas. Saygı, sevgi, alışveriş birlikte yapmak. Benim de en bayıldığım şey. Hatta çocuğunuz olunca sepetin içine, alışveriş sepetinin içine bir de çocuk oturuyor. O da oradan böyle bir şeyler alıyor. Bilmem ne falan sarkıyor. İşte kutulara. Yani arkadaş olmak önemli sanki. Yani ben de bu konuda uzman falan değilim. Yani benimki de kaç 2005'te Aliye doğdu. İşte biz de o zaman evlendik. 13 yıldır toplam birlikteliğimiz 15 yıl falan gibi düşünürsen. Yani 14-15 yıl. Yani bu konuda 40 yıllık evlilere laf düşer aslında. Onlar da benim en sevdiğim görüntü. Bankta yan yana otururlar ya. Ne kadar güzel. Ya da bir filmi seyrederler, birbirlerine anlatırlar. Aynı kitaplardan keyif alırlar. El ele tutuşurlar. Evet. Yani aradan geçen yıla rağmen hala hiçbir şey kaybetmiyorlar. Asıl olan aşktır hayatta. En büyük şey de aşktır. O yüzden aslında biz hep onu korumanın yollarını bulmalıyız. O da senin saydığın şeylerden geçiyor. Özel bir sihirler ve sırlar olduğuna inanmıyorum. Bir de emek vermek gerekiyor. Çaba göstermek gerekiyor. Öyle yani. Ben hala aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi insanlar aşk yaşıyorlar birbirleriyle. Yani bunun evreleri oluyor. Bu şimdi kadar uzun yayınlayabiliyor musun? Biz böyle konuşuyoruz ama. Yayınlıyoruz tabii. Peki, güzel. Şimdi peki. İnsanlar önce aşk yaşıyorlar. Sonra işte flört dönemi oluyor falan, nişanlık falan. Yani bu flört dönemiyle evlilik dönemi arasında ne fark var? Aslında bir imza mıdır her şey?
Değildir işte. O yüzden diyorum insanlar koklaşa koklaşa anlaşıyor. Birbirini tanıman gerekiyor. Gerçekten aynı pencereden hayata bakıyor musun? Aynı kitapları seviyor musun? Aynı bilmem yani hem ortak özelliklerin olsun hem de birbirine benzemeyen özelliklerin olsun. Sadece birbirine benzeyen özellikler o da sıkıcı yani. Oluyor. Zıttık da aslında birbirine. Ama biraz da şans. Yani biz de sen mutlusun, ben mutluyum, dünyadaki en iyi, en akıllı iki kişi olamayız değil yani, mi? Biraz da kader, kısmet, şans işi. Bir de erkeklerin egemen olmaması. Kesinlikle. Yani, öyle demeyelim, kadınların güçlü olması. Kadınların güçlü olması, evet. Erkeğin egemen olma çalışması olmaması. Öküz erkeklere karşıyız. Evet. Evet. Bu ülkede. Ben de karşıyım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu gerçekten. Değerli izleyenler, bizden şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.